Değerli milletvekilleri, alanında uzmanlaşmış tematik üniversitelerin kurulmasını ve üniversitelerin ihtisaslaşmasını elbette destekliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en büyük övünç kaynağı her alanda olduğu gibi yine son 15 yılda niceliksel, sayısal artışlar. İşte 2013'ten 2017'ye kadar 59 yeni devlet üniversitesi, 44 vakıf üniversitesi kuruldu. Sadece İstanbul'daki vakıf üniversitelerin sayısı 42'ye yükseldi. Baktığımız zaman sayısı hızla artan devlet ve vakıf üniversitelerimizin nitelikli insan kaynağı yetiştirme, bilimsel çalışma üretme kapasitelerini ülkenin kalkınmasına sağladıkları katkı sayısal potansiyellerinin çok çok gerisinde kalmıştır. Bu hükümet dönemlerinin en çok tartışılan konusu üniversitelerde, akademik dünyada, özgürlükler ortamında yapılan kısıtlamalar olmuştur. Böyle bir ortamda bu iktidarın tek övünç kaynağı yeni üniversite açmak olmuştur. İşte şu an olduğu gibi. Bugün parlamentonun ve hükümetin önceliği, değerli milletvekilleri, giderek artan bu genç üniversite mezunu işsizlere istihdam yaratmak olmalıdır. Gençlere yeni bir üniversite açmak değil, üniversite gençliğinin temel sorun alanları üzerinde, özellikle yurt ve barınma imkanları, geçim sorunları ama en önemlisi üniversite mezunu gençlere nasıl daha fazla nitelikli istihdam yaratmalıyız? Biz bu konu üzerine oldukça odaklanmalı ve çözüm önerilerimizi ortaya koymalıyız. İşsizlik verilerini biliyoruz. Genç işsizliğin ulaştığı nokta %20'leri aştı. Yüksek öğretim mezunu genç işsizliği ise değerli milletvekilleri %40 seviyesine ulaştı. Ne eğitimde ne istihdamda olan üniversite mezunu sayısı %43'e dayanmakta. Sadece kadınlarda bu oran %51'e çıkmış durumda. Neticede değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin son 15 yıllık eğitim politikalarındaki başarısızlığına baktığımızda bugün yine bu iktidarın teklifiyle açılacak olan yeni bir üniversitenin de ülkemiz gençliğine ve ülke ekonomisine, bilime, sanata bir katkı sunmayacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum tekrar.